sabah Tevfik'in de anlattığı gibi supraklinoidin en distalinde artık karotisi bifurkasyonla bitiriyoruz. Burada perforatörler önem kazanıyor. İnternal karotitten gelen perforatörler ya da A1'den çıkan medial lentikulostriatlar, lateral lentikulostriatlar burada hayati önem arz ediyor. Yaşar gibinin aksine Helsinki grubu 3'e sınıflandırmış, anterior, superior ve posteriora doğru domun yerleşimine göre. Burada anteriora yönelimli bir kendi serilerinden olduğu görünüyor. Ben kendi kliniğimizden 3 kadar olguyla bitirmek istiyorum. 52 yaşında insidental saptanmış bir anevrizma. Profesör Yurtseven'e ait bir olgu. Sağ tarafta insidental saplanmış giant anevrizma diyebiliriz herhalde, geniş boyutlu. Klipleme tercih edilmiş bu hastada ve defsiz olarak DSA'mız var, taburcu edildiği biliniyor. Bu bizim kendi bir serimden hasta, 29 yaşında bir genç kız, gençlerde daha sıktı. Sigara öyküsü var, Yaşar gibi 1A kliniği iyi. Fakat kanaması herhalde en az 3 demeliyiz, Fischer 3, belki 4 diyebiliriz. Posterior yönelimli gibi DSA'da. Bu ters taraftan bakıyoruz, oblik. Aslında boynu kliplenmeye uygun gibi. BT anjiyo çok daha fazla kullanıyoruz artık günümüzde. Kranyoktomi ilave ettik. Biz sıkça kullanıyoruz. Özellikle hematom olan olgularda. 7. yılında bunu yeni gönderdi. Kranyoplasti yaptırmadı. Genç kız tepsis olarak hayatına devam ediyor. 30 yaşında bir kadın, Fischer 4 bu sefer. Hematomla prezente. %20 kadarı hematomla başvurabilir demiştik. Böyle bir hastada endovasküler düşünebilir miyiz? Hematomla başvuran olgularda. Endovasküler düşünülebilir mi? Soru işareti. Anteriora yönelimli olduğunu düşündük bunun. Şimdi başından itibaren videoyu koydum. Standart Pterion'a biraz daha geniş açılımlı ve daha durayı açar açmaz subakut bir subdural hematom. Karşımıza geliyor. Fakat beyin o kadar şiş değil. Burada hem lomber pomusyonun hem anestezinin etkisi var. Gene de kızgın bir beyin demeliyiz herhalde. Fischer 4. Ama ödemli ve şiş değil. Helsinki yayınında da aynen bahsettiği üzere eğer arachnoid bıçağınız yoksa işte insülin enjektörüyle arachnoid diseksiyona başlayabilirsiniz distalden. Ve yine Hermes Diyemin'in çok uyguladığı ve önerdiği jet yıkamayla Silvian'ı genişletebiliriz. Proksimale gidiyoruz. Bir proksimal kontrol sağlamaya çalışacağız. Hemen İKA'yı görmeye çalışacağız. Buruç'un dediği gibi elbette koroidal arterin distaline hakim olmak ama en önce proksimalden geleceğiz. Ekartör mümkün oldukça kullanmamalıyız. Genel prensipler burada da işte keskin diseksiyon, bahsedildiği gibi sharp dissection, blunt dissection'ın da yeri var. Ve sadece deneme amaçlı bir elimiz alışsın, klibi bir görelim. Applier'a bir alışalım. Evet, koymadan geri çektik. Bifurkasyon anevrizmalarında hematom da varsa özellikle İKA'nın distaline ilerlemek hiç kolay değil.
yani koroider arterin distalini bırakınız, distale ilerlemek mümkün değil. Bir, yine önerildiği gibi bir küçük kortikal insizyonla hematom debulge edilebilir, çok dikkatli bir şekilde. Elbette acele etmeden, elbette erken öldür ihtimali var, elbette anesteziyle koordineyiz, tansiyonu düşürdük. Sanki ne bileyim bir hipofiz adenomu yapar gibi işte tarta tarta. Çok sabırla, dikkatli çalışmalıyız. Biraz dekompresyon yapabiliriz. Elbette erken rüptür ihtimalimiz var. Posterior komünikanı gördük. Anterior koroider, evet, orada. Boynu bipoların altında olmalı ve M1'i de gördüğümüzü düşünüyorum şu anda. Boynu hazırlamaya çalışacağız. Anterior projeksiyonlu ve A1'in anevrizmanın altından medyale doğru gittiğini biliyoruz anjiyolardan. Boynu hazırlamaya çalışıyoruz. A1 hiç görmedik henüz, olsun. Optik sinir. A1'i görmeye çalışıyorum. Kanamış ve üzerinden böyle 24-48 saatten belki de fazla zaman geçmiş hastalarda hematomu da varsa çok kırıl kırıl bir anatomiyle karşılaşmıyoruz gördüğünüz gibi. Doppler ve işte yardımcı indosiyenin floresan görüntüleme yöntemlerden yararlanabiliriz. Şurada zannederim evet distal sol taraf A1'i distalinden gördük artık, evet. Görmeye çalışıyoruz. Evet. A1 orada. Klipleri denemeliyiz artık. Önceden seçtiğimiz Tevfik dediği gibi önceden bir çalışacağız elbette, her vakada olduğu gibi. Boynu daha tam hazırlamadık. Sadece denemek amaçlı. Elimizdeki klibi deniyoruz. A1 ile ön ayağı, evet. Orada bir klivaj bulduk kendimize. A1 patent gibi ama orada bir remnant da var gibi. İlerletmemiz lazım. Perforatörleri görmeye çalışıyorum. Lentikulostriyatları. A1 distal sol taraf. Burada işte yardımcı görüntüleme yöntemlerinden yardım alabiliriz. Dediğim gibi. T
tansiyonu yükselttik elbette, klipler kliplemez, anesteziyle koordine bir şekilde. Papaver'in uyguluyoruz biz, sponjelle, işte standart kapatma. Hematom oldukça boşalmış durumda, kemiği yerine koymadık. Bu hasta da taburcu edilen hastalardan bir tanesi. Anatomi çalışmamız önemli, radyoloji bilgisi önemli burada. Hermes Demir'in bir lafını koydum burada, bir toplantıda söylemişti. Endovasküler cinerişim değil de, yani pushing something into anemizm is not treating anemizm, ama şu anda stentler geliyor, konuşulduğu gibi. Ya da geldi artık, flow divertingler vesaire. Bugün 9 Eylül, İzmir'in kurtuluşunun 101. yılı, Cumhuriyet'in 100. yılının bence öncüsü. İzmir'in kurtuluşunu da kutlayarak ve teşekkürlerimi sunarak konuşmamı bitirmek istiyorum.